Mutlu günler değerli izleyenler. Satırbaşı programıyla karşınızdayız. Satırbaşında hafta içi her gün gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bugün de programımızda esnafın gündemi var efendim. Ve ekonominin parametrelerini konuşuyoruz, aktarıyoruz. Pandemi dönemi içerisinde aslında esnaf zor günler geçirdi. Bu konuda birçok destekle yardımlar aldı. Ve devamında gelen pandemi sonrasındaki tabloda merak ediliyordu. Pandemi süreci içerisinde yeni bir normalle karşı karşıyayız. Aşılama süreciyle birlikte ve esnafın son durumunun meraklısı olacağız. Bu programda çok da değerli bir konumuz bizimle beraber efendim. 7. Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Bahri Şarlı stüdyomuzda. Başkanım, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim karşıya. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler, davetimizi kırmadınız. Özellikle bugün esnafı konuşmak istiyoruz. Çünkü pandemi dönemi içerisinde biz bu stüdyolardan anlatmaya çalıştık ve esnafın sıkıntılarını dile getirdik. Bu noktada taleplerini anlatmaya çalıştık ama tablo nedir? Bugün biraz da onu soracağız ve öğreneceğiz sizden. Tam da doğru adres sizsiniz çünkü bu konuda. Ama tabloya gelmeden önce bir de genel kurul süreci de yaşandı. Evet. Ertelenmişti bu süreçler pandemi nedeniyle. Hem genel kurul süreciyle bir giriş yapalım. Bir de güven tazelediniz. Evet. Tekrar başkanlığa seçildiniz efendim. Mesajlarınızı da alarak programa başlayalım. Söz sizde. Davetiniz için teşekkür ediyorum. Tüm izleyenlere de iyi günler diliyorum. Bizim genel kurullarımız Mart sonuna kadar yapılması gereken kanunen yapılması gereken genel kurullarda, ancak pandemi nedeniyle ertelendi. Nihayet 2 Temmuz'da Bursa Kooperatifi'nin genel kuruluyla genel kurullarımız başladı. Önce tabii Türkiye'deki tüm kooperatifler genel kurullarını yaptı. 970 kooperatifimiz var. Daha sonra bölge birliklerimizin genel kurulları yapıldı. Türkiye'de 32 tane de bölge birliği var. Bizim 7. bölge birliği olarak da Bursa, Bilecik, Kütahya, Kocaeli, Yalova il ve ilçelerinde 45 kooperatifimiz bize bağlı, bizim bölge birliğimize bağlı. Onları da gerçekleştirdik. Daha sonra bölge birlikleri, 32 bölge birliği var ülkemizde. Onların da genel kurullarının 13'ünde divan başkanı olarak ben görev yaptım. Nihayet geçtiğimiz Perşembe günü Ankara bölgenin genel kurulunda yaparak bölge birliklerimizin genel kurulunda tamamladık. Şimdi kısmet olursa bu ayın 16'sında Merkez Birliği'nin genel kurulunu yaparak bu maratonu bu dönemlik sonlandırmış olacağız. Tamamlamış olacağız bu noktada. Siz güven tazelediniz aslında. Bunu evet, da söyledik. Yani, bunun için mesajlarınız ne olur? Eksik olmasınlar. Hizmet ediyoruz. Demek ki bunun karşılığını da alıyoruz. Hem kooperatifimizin genel kurulunda, hem bölge birliğimizin genel kurulunda bütün oyları alarak ve hiçbir tenkit falan uğramadan güven tazeledik. Bu tabii bir yerde gurur verici bir hadise. Eksik olmasın, esnafımız sağduyulu, yapılan hizmetleri görüyor, biliyor. Bizim ne kadar uğraş verdiğimizi biliyor, yakinen biliyor. Onun için güveni tazeledik. Bu bize çalışmamızda daha büyük bir sorumluluk verdi, daha büyük bir hız verdi. İnşallah bundan sonra da yine hiç kimseye mahcup olmadan esnaf ve sanatkara hizmete devam ederiz. Evet, inşallah. Bu mesajı da verelim efendim. Evet. Çok önemli ve kıymetliydi. Çünkü pandemi süreci içerisinde genel kurullar mecburi olarak ertelendi. Ama netice itibariyle seçimli olması gerekiyor bu süreçlerin. Nitekim ki gerçekleşti ama bu noktada sadece 16 Ekim'de genel merkezin seçimi kaldı. Bir şey daha ifade edeyim. Geçtiğimiz hafta Avrupa Kredi Garanti Kurumu ICM var, kuruluş. Biz Merkez Birliği olarak, TESKOMP olarak oraya 2000'den beri üyeyiz. Ve şükürler olsun 2000'den beri de yönetimde görev yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta yapılan seçimlerde orada da yine Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül ile beraber yönetimde yer aldık. Bu da Türkiye için, ülkemiz adına gurur verici bir tablo. Evet, bunu da çünkü hatırlasam. Orada üye olup da yönetime giremeyen birçok ülke var. Biz hiç değişmedik. 2000'den beri
yönetimde yer alıyoruz. Bu da ülkemiz açısından gerçekten gurur verici. Aynı zamanda bizler için de gurur verici bir şey tabii. Biraz yönetimsel olarak da istikrarı önemsiyor musunuz? Çünkü sizin özelinizde baktığımızda da böyle bu süreç. Hem de diğer birlikler için böyle diyebilir miyiz? Yani şimdi, bu devamlılık önemli mi? Devamlılık çok önemli. Devamlılık çok önemli. Niye? Bu kooperatifçilik, esnaf kefaret kooperatifçiliği tecrübe isteyen bir şey. Ben kooperatifte başlamadan bir yıl bankada çalışmıştım. O bankacılığın verdiği bir tecrübe de var bende. Temelde bankacılık da var. Dolayısıyla kooperatifçilikte güven önemli. Yani ortaklarınızın size olan güveni önemli. Ama tabii yaptığınız hizmet de önemli. Şimdi Bursa Türkiye'de İstanbul'un kullandığı kredinin %87'sini kullanıyorsa çok önemli bak. Evet. Yani İstanbul'da 45 kooperatif var. Bizde 20 kooperatif var Bursa'da. Ve düşünün İstanbul'un büyüklüğünü, nüfus sayısını, esnaf sayısını. Bursa'nın nüfusu kadar neredeyse İstanbul'da esnaf vardır. Yani eğer biz İstanbul'un kullandığı kredinin %87'sini kullanıyorsak bu Halk Bankası'nın bize olan güveninden kaynaklanmaktadır. Niye? Şimdi parayı veren Halk Bankası. Eğer biz kredileri güzel dağıtamazsak, geriye toplayamazsak Halk Bankası diyecek ki dur kardeşim bırak ben sana artık güvenmiyorum diyebilecek. Oysa biz bu güveni Halk Bankası'nın bütün birimlerinde sağlamış bir İliz, Bursa İliz olarak. Bunun kıvancını yaşıyoruz tabii Halil. Bu bakanlık, Ticaret Bakanlığı'nda da böyle Bursa deyince sağ olsunlar bir dediğimiz iki etmezler. Biz de onlara karşı hiçbir zaman için mahcup olmadık. Şimdi tabii ki esnaf kefaret kooperatifleri esnafın kredi ihtiyacını, ucuz faizli kredi ihtiyacını karşılamak için kurulmuş kuruluşlar. 1952 yılında başlamış. Daha önce de 1938 senesinde Ulu Önder Yüce Atatürk'ün talimatıyla esnafı tefecinin elinden kurtarılması amacıyla Halk Bankası kurulmuş. Halk Bankası 1938'den 52'ye kadar tam bir rantabl çalışamamış. Ama 1952'de kooperatiflerin çalışmasıyla birlikte biz Halk Bankası'nı büyüttük, Halk Bankası bizi büyüttü. Böylece esnafa hizmette çok güzel bir mesafe kaydettik. Şimdi bizim verdiğimiz krediler tabii ki zaman zaman sadece iş için değil, başka işlerle de olabiliyor. Yani işte vergi borcu için, sigorta borcu için veyahut da ailede birisi rahatsızlanmıştır, onun için dükkan alımı için, araba alımı için. Yani her türlü çocuğu üniversite kazanmıştır, orada paraya ihtiyacı vardır. Yani ben kooperatiflerimizi hastanelerin acil servisine benzetirim. Yani esnaf çok bunalmadan krediye müracaat etmez. Evet. Müracaat ettiği zaman da hemen almak ister. ama biz şükürler olsun bugüne kadar esnafımızı kredisiz bırakmadık. Ha bu dönem içerisinde benim göreve başladığım tarihle bu tarih arasında zaman zaman siyasi iradelerin esnafa bakışı, kooperatiflere bakışı bazen ters olmuştur. Alamadığımız çok günler olmuştur. Parasız kaldığımız çok günler olmuştur ama 2003'ün başında genel başkanımızla ben göreve geldik. Ben genel başkan vekili olarak, Abdülkadir Bey de genel başkan olarak. Geldiğimizdeki tabloyu söyleyeyim size. 2002 sonunda Türkiye'deki tüm kooperatiflerin kullandığı kredi miktarı 120 milyondu. 2002 sonunda. 52 senesinde kurulduğuna göre 65 yıllık bir gelecek, geçmiş pardon yanlış söyledim. 65 yıllık bir geçmişte tüm Türkiye'deki kooperatiflerin kullandığı kredi 120 milyon. Bugün sadece Bursa Kooperatifi'nin 397 milyon. Ciddi bir artış. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani bugün rakam 61 milyar. Ve bunun da şimdi biliyorsunuz pandemi dönemi esnafın krediye en çok ihtiyaç duyduğu dönem.
Oradaki tablo ne oldu başkanım? Hemen onu da soralım. Moda sorularımız arasında var. Nasıl yani, anlayamadım. Oradaki tablo nasıl oldu? Nasıl anlatayım. İlerledi? Pandemi tabii, sürecinde gerçekten esnafın ihtiyacı oldu bu tabii, sefer. Tabii. Pandemide esnafımız dükkan açamadı. Yani 1,5 yıl aşağı yukarı dükkan açamadı. Ama kirasını ödemek zorunda. Evet. Yanında çalışanın, işçinin miktarını düşürse de biraz yine bir şeyler ödemek zorunda. Çünkü açıldığı zaman öyle bir kalifiye eleman bulması mümkün değil. Evet. Dolayısıyla en acil ihtiyacı olduğu dönemde hemen düğmeye bastık. Merkez Birliği olarak, Halk Bankası olarak ve hükümetin destekleriyle. Öncelikle bir 25'er bin lira pandemi kredisi çıkarttık. Bunu ilk defa kredi alacak olanlar direkt Halk Bankası'ndan kullandı. Bizim ortağımız olanlar da bizden kullandı. Evet. Ve burada önemli olan şu, hiçbir esnafın geçmişine bakılmadı Seyda. Yani işte kırmızı İhtiyacı çizgisi var. Hayır. Aldı. Yani protestolu senedi var, şusu var, busu var, takip. Hiçbirine bakılmadı. Esnafın en çok ihtiyaç olduğu dönemde esnafa biz bu 25'er bin liraları dağıttık. Hı hı. Ve şunu da söyleyeyim, Bursa Kooperatifi 2162 kişiye vererek Türkiye'de birinci oldu. Benim başkan olduğum kooperatif. Bursa'da da 9999 kişi ile İzmir ve Ankara'dan sonra en çok 25 bin lira verilen kredi Bursa oldu. Bunlar da bizim için övünç verici bir şey. Yani esnafı kredisiz bırakmamak adına. Kredi limitlerimiz 225 bine çıktı o dönemde. Hemen 225 bine çıktı. Bu ay başında da basından görmüşsünüzdür 275 bin liraya çıkarttı kredi limitlerini. Şimdi bu 25'er bin liraları verdik. Ama daha önce kredi almış ödeyemeyen kişileri ne yaptık diyorsunuz. Nisan, Mayıs, Haziran 2020'ye ait senetleri aldığı kredinin en son taksitine. Ekleme yaptım. Ekleme, en son taksitine. Ondan sonra, en son taksitten sonraki 3 aya erteledik. Daha sonraki kredileri de diğer taksitlere bölmek suretiyle erteleme yaptık. Bu tabii bir rahatlama getirdi. Kesinlikle. O dönemde hani borç ödememek adına bir rahatlama getirdi. Artı daha evvel icraya intikal etmiş olanlar vardı. Yani senedini ödeyememiş. Bu dönemde hiç ödemesi mümkün değil kolay kolay. Bunlara da iki defa yapılandırma getirdik. Gel kardeşim ne kadar istiyorsun yapılandırma? Şu kadar. Ona göre sadece Bursa'da 10 milyon 500 bin lira kooperatifler temerrüt faizi alacağından vazgeçti. Bu ciddi bir rakam. 10 milyon 500 bin lira ciddi bir rakam. Temerrüt alacaklarımızdan vazgeçtik. Artı ek kredi. Bakın şunu söyleyeyim. Türkiye'de biraz evvel söyledim 52-2017 yani 65 yılda 23 milyardı. 2017 sonunda Türkiye'de kullanılan kredi miktarı 23 milyardı. 2017-2020 3 senede %138 artış kaydedildi. 54 milyara çıktı. Çünkü esnafın bu, ciddi bir ihtiyacı oldu. Yani ona. Bu Türkiye'de şimdiye kadar olmamış bir hadise. Olmamış bir hadise. Yani 65 yılda aldığınız kredinin %138 fazlasını 3 yılda aldınız. Esnaf şu anda ciddi anlamda borçlu hala o zaman. Borçlu. Borçlu. Tabii ki borçlu. Yani biz şunu yaptık. Kepenkleri kapattırmadık. Evet. Kepenkleri eğer esnaf kefalet kooperatifleri olmasaydı, Halk Bankası'nın desteği ve hükümetin kesinlikle desteği kapanırdı. Olmasaydı, bugün inanın pek çok kepenk kapanmış, pek çok işçi işsizdi. İşte burada esnaf kefalet kooperatiflerinin önemi çok iyi. Bir kez anlaşıldı. Bir kez daha anlaşıldı. Bir kez daha anlaşıldı. Ha sadece esnaf kefalet kooperatifinin kıymeti anlaşılmadı. Esnafın da kıymeti anlaşıldı. İstediğiniz zaman, istediğiniz esnaftan alışveriş edemediniz. Evet. Gidip berbere bir tıraş olamadınız, saçınızı evet. yaptıramadınız. Yani esnafın da ne kadar önemli bir kesim olduğu bu pandemi döneminde çıktı ortaya. Gerçekten esnaf ve sanatkar bu ülkenin temel taşı.
çimantosu, rejimin teminatı. Ve özellikle diyorsunuz ki Atatürk zamanından diyorsunuz Halk Bankası ile bir işbirliği yapıldı. Evet, yani, o günden bugüne gelen bir sistem var. Sistem bu sistem ciddi anlamda şu anda dünya ekonomisinin de çalkalandığını hepimiz biliyoruz pandemi döneminde. Evet. Buna keza Türk ekonomisi için de çok önemli bir konu olduğunu vurgusunu yapalım. Size şunu da söyleyeyim gelmişken. Biraz evvel söyledim, Avrupa Kredi Garanti Fonu'nda da üyeyizdi. Evet. Şimdi onlar hayret ediyorlar. Şimdi biz kooperatifler olarak verdiğimiz kredinin %100'üne kefiliz. Yani ortak borcunu ödemezse kooperatif olarak aldığı kredinin faiziyle beraber ödüyoruz Halk Bankası'na. Halk Bankası'nın bir riski yok. Avrupa'da paylaşım var. Yani bir kısmını banka karşılıyor, bir kısmını devlet diyor ki benim ekonomim düzgün olsaydı bu esnaf bu borcu öderdi diyor. Devlet katkı sağlıyor. Peki nasıl oluyor sorusu soruluyordur illa size. Efendim? Nasıl oluyor sorusu soruluyordur bu sistem? Siz diyorlar kaç tane işte darbe geç askeri darbeler oldu. Hı hı. Ekonomik şeyler oldu. Depremler oldu. Gece olayları tutun artık yani kaç tane olay başımıza geldi. Pişmiş tavuğun başına gelmeyenler geldi yani. Siz nasıl batmıyorsunuz diyorlar bize. Biz de diyoruz ki Türk esnafı borcuna sadık. Türk kooperatifçiliği kredi verirken iyi veriyor. Yani inceliyor, ediyor. Evet. Ahbap çavuş ilişkisi falan yok. Yani Türkiye'de bakın 2002 sonunda kooperatiflerin 1/3'ü kredi dağıtamaz durumdaydı biz göreve geldiğimizde Sevda Hanım. Yani takibi yüksek olduğu için 120 milyon kredi verilmiş, 64 milyonu takipte. 2002 sonunda. Biz böyle bir tabloyu devraldık genel başkanımla beraber. Bugün 970 kooperatiften 940'ı çalışıyor. 30 tanesi o da yönetimsel hatalar nedeniyle takibi yüksek. Ve bu kadar badire atlatılmış bir ülkede, ekonomik olarak badire atlatılmış bir ülkede 61 milyara çıkıyorsunuz. Kooperatiflerin 940 tanesi çalışıyor, sadece 30 tanesi çalışmıyor. Bu hakikaten çok önemli bir hadise. Avrupalıların, dostlarımızın, arkadaşlarımızın bize şaşırdığı kadar var. Ama burada işte diyorum kooperatifçiliği gün geçtikçe tecrübe sahibi oluyorsunuz. Yani şimdi bize müracaat etmeye geldiği zaman yüzüne baktığımız zaman neredeyse ödeyip ödemeyeceğini tahmin edebilir seviyeye geldik yani. Bu tecrübe çok önemli. Biraz evvel söylediğiniz istikrar. İstikrar çok önemli. Yani şimdi bir lokantaya gidin. Oradaki çalışan garson eğer orada uzun yıllardır çalışıyorsa orada istikrar var. Orada istikrar var. Şimdi bizim kooperatiflerde tabii ki zamanı gelince değişilecek, şu olacak, başkaları seçilecek, görevi biz vereceğiz, bırakacağız. Ama kooperatifçilikte tecrübe gerçekten çok önemli. Bunu da söyleyelim. Çok önemli. Son soru da şu olsun. Evet, pandemi dönemi yaşandı. Bu konu için destekleri aslında bugün rakamlarla birlikte bize açıklıyorsunuz. Bir de şu konuldu. Pandeminin aslında şu anda aşılama ve yeni normal öncesinde aslında esnafın aldığı işte kredilerin birçok noktasına bakıldığında ödemelerde başlandığını. Fakat esnaf için hayatın başlamadığı handikapını bize konuştuk ve aktardık bunu da. Şu andaki durum nedir? Ödemelerini esnaf şimdi, yapabiliyor mu? Şöyle, bir açılma gerçekleşti. Bir de bize son esnafın durumu ve beklentilerini de anlatır mısınız başkanım? Tabii. Şimdi bakın esnaf gerçekten borcuna son derece sadık. Yani bu pandemi olmadan 2020'nin başında işte yani 2019'un sonunda 2018'de 2017'de Türkiye geneline baktığımız zaman ödenmeyen rakam %4'ün altında. %4'ün altında. Bursa'da %2'nin altında. Pandemiden önce. Evet. Şimdi pandemide senetler ertelendi. Diğer taksitlere ilave edildi. Şimdi artık bu ay başından itibaren bu ertelemeler bitti. Yani artık banka 90 günü geçen hatta 60 günü geçen senetleri takibe almaya başladı bugünden itibaren. Yani aksaç, karasaç önümüzdeki süreçte belli olacak.
Tabii ki biz burada işte ay başında kredi limitlerimizi 50 bin lira arttırdık. 225'i 275 yaptık. Niye? İşte bu sıkışık durumda olan arkadaşlarımız varsa bunlara da bu takviye yapmak suretiyle günü geçen senetlerini ödettirmek ve onlara yolunu açmak. Onun için biz bugüne kadar bekledik limitlerin arttırılmasını. Merkez Birliği olarak dedik ki daha önce versek bu da belki hani dağılır bu kredi de. Oraya borç, buraya borç öder. Bizim kredileri ödeyemez belki. Onun için taksitlendirmenin bittiği zaman biz de kredi limitini arttırarak esnafımıza burada destek olmak gayreti içerisinde olacağız. Evet. Yani bunu bile planlayarak hareket ettik. Evet, bunun için de bir planlama var. Bu noktada kooperatiflerin ne kadar önemli olduğunu vurgusunu yaptık aslında bugün programımızda. Evet. Çok kıymetli. Evet, genel kurulları konuştuk ama esnafın nasıl ayakta duracağı ya da küçük esnafın, orta ölçekli esnafın bu anlamda o dönemde iş yapmasa dahi işletmesinin ayakta kalmasının bir sonraki adım için ne kadar kıymetli olduğunda vurgusu var aslında. Evet. Çünkü dediğiniz gibi kepenk indirmek çok kolay. Ama orada oluşacak işsizlik, orada oluşacak istihdam başlığı, üretimin tekrar pandemi sonrasında kaldığı yerden devam etmesi, ekonomiye küçük esnafın, orta ölçekli esnafın katkısı, bunların hepsi yok olabilirdi. Tabii. Ama yok olmaması adına çok güzel önlemler ve adımlar olduğunun aslında habercisi de oldunuz bize. Evet, bu sistem gerçekten nasıl devam etti? Bunu da anlatmış oldunuz. Evet, kıymetliydi. Evet. Yani bizim esnafımız kendisini düşündüğünden fazlasını yanında çalışanı düşünür. İnanın. Yani bir yanında çalışana kardeşim hadi güle güle artık bak dükkanımız kapalı git diyemez. Diyemez. Esnaf o kadar vicdan sahibidir. O kadar vicdan sahibidir. Ha belki ödediği ücreti azaltmıştır. Ama onu aç bırakmamıştır. Aç kalan insan ne derler? Aç tavuk buğday ambarını deler. Evet. Her türlü melanet işsizlikten kaynaklanır. İşte kooperatifler bunu önledi. Desteklemek için vardı. Bunu önledi. Buradayım. Yani Türkiye'nin şeyini önledi. Kaosunu önledi. Kargaşayı önledi. Peki başkanım toparlarsak buradan esnaf için son mesajınız ne olur? Evet, çok kıymetli bir kurumu hem bugün anlattık hem de aslında bu kurulan sistemin nasıl işlediği noktası kıymetliydi ve değerliydi. Birçok da not almış olduk, paylaşmış olduk izleyenlerimizle. Esnafa neler söylersiniz? Vallahi ben esnafımıza şunu söylüyorum. Sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. İşlerini severek yapmalarına devam etmesini, kaliteye önem vermelerini, rekabet ortamına uyum sağlamalarını diliyorum. Hiçbir şekilde morallerini bozmasınlar. Biz neler atlattık, neler yaşadık. Evelallah dimdik, ayaktayız. Esnaf dün de vardı, bugün de var, yarın da var olacak. Ben hep şunu söylerim. Bir ülkede esnafın yüzü gülüyorsa o ülke mutludur. Evet. Bu vurguyu yapalım. İnşallah. Yani esnafımızın yüzünü güldürmek için her şeyi yapıyoruz teşkilat olarak. Onlar da bunu anlayışla karşılıyorlar ve bizi takdir ediyorlar. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine. Biz teşekkür ediyoruz çünkü önemli bir konu. Ekonomiyi çünkü çok sıklıkla konuşuyoruz ve konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin ve dünyanın pandemi sonrasındaki ekonomik tablosu hep merak edildi o süreç içerisinde. Peki pandemi sonrasındaki tablo ne olacak dendi. Özellikle zaman zaman konuşuyoruz hem ekonomiye dair parametreler içerisinde ve bugün de esnafa bir başlık açmak istedik. Çok teşekkürler davetimizi kılmadığınız için. Sağ çok sağ olun diyoruz efendim. Satır başını noktalıyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.